Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayla TTT Geometri Soru Bankası kitabında çokgenler konusundaki test çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 140 ve 141'i çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soru sözel bir soru. İç açıların ölçüleri toplamı dış açıların ölçüleri toplamının 4 katına eşit olan düzgün çokgenden bahsediyor. İç açıların ölçüleri toplamı n-2 üçgen sayısı kadar 180 değil miydi? Evet üçgen sayısı n-2 idi. Bu da Dış açıların ölçüleri toplamı 4 katına eşitmiş. Dış açıların ölçüleri toplamı her zaman her çok geldi 360'tı. E şunlar şunlar sadeleşti. 2 k 4 kere 2 8. N eksi 2 eşittir 8 ise N'i buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Kenar sayısı nedir diye soruluyor. Cevap E diremit oldu. Birinci soruda geldik. 2. İşte bu bir düzgün çok gelmiş. Bak A, B, C, D, E bilmem ne. A, F, E açısı. Bak A, F, E'den bahsediyor. 60 derece bu doğrusal demek. Bak A, F'den bahsetmiş ya. Tam B noktasından geçiyor doğrusal. Bir de E'ye kadar gelmiş bu da doğrusal. Düzgün çokgen. Neresi düzgün çokgen? Hocam şurası düzgün çokgen. Düzgün çokgenlerde bizim için dış açı önemli. Bak burası dış açı. Bak burası da dış açı. İç açısı kaç yapacak? 180 eksi alfa yapıyor. Hocam burası da 180 eksi alfa. Hatta burası da 180 eksi alfa. E burada ne var? Bir boynuz var ya da bumerang. Şu üçünün toplamı buna eşit. 2 alfa artı 60 eşittir. 180 eksi alfaysa 3 alfa eşittir. 120 oldu. Ve alfayı da böylelikle kaç bulduk? 40 derece olarak bulduk. Düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Dış açıyı 40 bulduk ya. 360 bölü dış açı bana kenar sayısını verir. Yani cevap C yan oldu. ikinci soruda geldik 3'e. Evet düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir dış açısı nedir? Hocam 360 bölü 5'ten dış açıyı buluruz. 72 dış açıyı bulduktan sonra da iç açısı zaten 108 çıkar. Evet düzgün çokgenle başka çokgenler iç içe verildiği zaman eşitleri yazmak önemliydi. Hocam bu da bir kare verilmiş ya. Buradaki eşitleri de yazalım. Bak ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Ve şuradaki açı 90 derece değil mi? Yani şuradaki açı. Evet. Ve iç açısı da 108 dereceydi. O zaman buraya ne kaldı? 18 kaldı. İkiz e, kenar çıktı. Taban açısı koyalım. 180'den 108 çıkar. O 180'den. 180'den 18 çıkar. 162. 2'ye böl. 81. 81 çıkar. 81, 90 ve x. 81, 90 ve x'in toplamı da 180 olmak zorunda. Ya şu 90, 90'a tamamlayan açısı olacak. O zaman x'i kaç buluruz arkadaşım? x'i 9 derece olarak buluruz. Yani cevap denizli oldu. Üçüncü soruda geldik dörde. Evet düzgün çokgenler çokça verilmiş. Hemen eşitleri yazmak çok önemliydi. Eşitleri yazıyorum. Karedeki eşitleri yazdım. Düzgün beşgendeki de yazdım. Bak yazınca ne çıktı burada bir? İkiz kenarlık çıktı. İkiz kenarlığı kullanacağız. Hocam düzgün altıgenin bir dış açısı kaç derece? Hocam 360 bölü 6'dan 60 derece. İç açısı 120 çıkar. E karenin 2 zaten iç açısı 90. E burası 120. Hocam düzgün beşgen 2 de lazım o zaman Düzgün beşgenin dış açısı kaç derece? 360 bölü 5'ten 72. Hocam burası 72 iken burası 108. Çıkar mı? Çıkar. Evet. Şimdi burası 108 derece. Tamam. E şuradaki ikiz kenarlığı nasıl kullanacağım? Bak burası 108 mi? 108. Bana Şuradaki açı lazım? Hocam 108 tamam burası. Şuraya 108 yazayım. Şurayı da ayrı bir şekilde yazayım. 120 bak 120 90 daha 210 210 108 daha 2, 318 yaptı 360'dan da 318 çıkartırsam eğer 42 kalır hocam şuraya 42 kaldı e, tepe açısı bak burada kaç kaç derece 150 derece ikiz kenarlıktan dolayı 180'den 150 çıkart 30 2'ye böl 15 15 yapar taban açıları e hocam x bu üçgende dış açı değil mi 2 iç açı bir dış açı yani x açısı neye eşit olacak 42 ile 15'in toplamı yani 57'ye eşit olur. Evet cevap akçay oldu. Dördüncü soruda geldik. Beşinci soruya. O bir parçayı kesip buraya koymuşuz. Şuradaki şey isteniliyor bizden. O zaman o kestiğimiz parçayı şuraya yandan koyalım. Şuradaki şuradaki eş yapı. Eş yapı sorularında ne önemliydi? Kenarların eşitliği bizim için önemliydi. Hatta burası çift çizgi ise bunun da tamamı çift çizgi olmak zorunda mı? Evet. Açıların eşitliği de çok önemli. 360 bölü 5'ten dış açı 72 iç açı 108 çıkar. 108'den dolayı da İkizken kenarlıktan dolayı da 72 180 108 çıkart 2'ye böl. 36 36 yapar buradaki açılar. E hocam burası da aynı şekilde. 108 36 36 aynı yapıştırdım. başka ne var burada? Aa bak şuradaki kenarda bir ikizkenar çıktı. Şimdi burası 108 ya burası da 36 36. Hocam şuraya kaç kaldı tamamı 108 olduğundan 72. Yani burası 72. Ve şuraya bakar mısın? Buraya bakma. Şuraya bakar mısın? 72. Ve bu bir ikizkenar üçgen değil mi? Evet. Tepe açısı 72. 180'den 72 çıkart. 108 2'ye böl. 54 54 yapar taban açıları. Yani 5. soru böylelikle Ceyhan yapar. Geldik 6'ya. Bak direkt dikkatim bu çekti. Düzgün beşgende bir köşeden karşı kenara çizilen kenar ortay simetri eksendir. Bu aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda nedir? Açı ortay. E benim 6x ve 9'a bakmam lazım. Yani şu üçgene yoğunlaşmam lazım. Sonra burada bir şeyler verilmiş mi? AF ile FE birbirine eşit verilmiş. CD ile DG birbirine eşit verilmiş. Hmm. Bak Şurasıyla şurası eşit verilmiş. Yani şu parçayla şu parça eşit. Hocam ben buraya K dersem burası da K burası da K. A ne çıktı bu üçgene bakacak olursak. Şurası bir açı ortayda doğrusu çıktı. 1'e 2 oran var burada kolda. O zaman tabanda da 1'e 2 oran olmak zorunda. 12 olur o zaman burası. 6 ise 12. O zaman x'e kaç kalır? 3 kalır. Yani cevap balık isir oldu. 6. soruda geldik 7'e. 7'ye. ABCD düzgün altıgen F noktasında iki kişi buluşmaktadır. Evet F noktasında iki kişi. Bu yürüyüş yolunda bir yönde hareket edip 15 metre sonra L noktasına evet 15 metre sonra L noktasına buradan yürüdüğümde düzgün altıgende şöyle geldim böyle geldim böyle geldim burası 15 metreymiş. Sonra iki yönünde hareket eden ise 14 metre sonra K noktasına geliyor. Buradan buraya burası da 14'müş. Yani şurası 15 Burası 14. Arkadaş burası burasından bir fazla oldu değil mi? Şimdi dikkat et. Şunlar şunlar birbirine eşit mi? Evet şunlar da eşit. 2 tane çizgi artı bu 15 iken 2 tane çizgi artı bu 14'müş. O zaman ben buraya bir A dersem eğer burası ne olacaktır arkadaşlar? Burası bir fazlası değil mi? Evet. O zaman burası A artı 1 olacaktır. Eyvallah. Devam edelim. Altıgenin çevresi 36. Ya hiç A artı 1'e de girmeye de gerek yokmuş aslında. Altıgenin çevresi 36. Hani öyle bir şey sormuş olsaydı A ve A artı 1 diyebilirdik. 36 ise bir kenar 6. 6, 12. O zaman burası 2 olacak. 14 yapması için 6, 6. O zaman buraya da ne kaldı o zaman? 15 yapması için de e, buraya da 3 kaldı. Şimdi bunun tamamı 6 ya. O zaman buraya 3 kaldı. Bunun tamamı 6 ya. Buraya da 4 kaldı. Kaleye uzunluğu isteniyor. Hocam düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derece? 120 derece. 3 var 4 var x var. Yani ne yapacağız burada arkadaşlar? Burada kosinüslerinden x'e ulaşırız. Ya da hocam 120'nin özel açısı 60 ya, şuradan bir dik çizeriz. 90'ın karşısı 4 30'un 30'ın karşısı 2 60'ın karşısı 2 kök 3. Ve şurada bir pisagor bağıntısı yaparız. 2 kök 3 ve 5 x'in karesi. 2 kök 3'ün karesi artı 5'in karesi. Yani x'in karesi 12 artı 25'ten bu da 37 yapar. E x de kök 37 yapar. 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. ABCDF düzgün altıgen verilmiş. Burası kesilmiş. Buraya yapıştırılmış. Bak. 120 derece biliyorsunuz 360 bölü 6 dış açısı 60 derece iç açısı 120 derece. E hatta bunlar birbirine eşit değil mi böyle eşit olduğundan dolayı ikiz kenar çıktı. bunlarda 30 30 oldu. Yani bunu kesip buraya yapıştırdıysam hocam burası 120 bunlarda 30 30 mu yaptı? Evet. Şimdi bu iç açısı 120 hocam burası hala 120. E 120 120 240 buraya da 120 derece kaldı. Ve çevresi 12 birimmiş. Çevresi 12 ise 12'yi 6'ya böldüğünde bir kenar 2 çıktı. Hocam bir kenar 2. 2, 2 yazdık. Hocam buradaki de 2'ye 2 ya. 2'ye ikili geldim. Buraya yapıştırdım. Burası da 2. Ana ne çıktı burada? 120 ve x kenar. 30, 30, 120 üçgen çıktı. Yani 2, 2 ise burası da 2 köküç mü olacaktır? Evet. O zaman ne çıktı cevap? Balıkesir çıktı. Kaçıncı soru? 8. soruyu balıkesir bulduk. Geldik 9'a. Aşağıda birim karelerin A ve B köşeleri düzgün çokgenin köşelerinden ikisidir. Evet A ve B köşeleri. A ve B köşeleri düzgün çokgenin bir köşesiymiş. Neymiş? Düzgün köşelerinden ikisi. Ha köşelerinden ikisi. Yani bu bu şekilde bir kenarda olabilir. Hani düzgün çokgenin köşeleri şöyle şöyle de olabilir. Ve ardışık olmayabilir yani A ve B. Onu demek istiyoruz. Ali düzgün dörtgen oluşturmak için diğer köşeleri aşağıdaki noktalardan seçiyor. Düzgün dörtgen. Düzgün dörtgen. Arkadaşlar düzgün dörtgen nedir? Hocam düzgün beşgen bütün kenarları eşit olan çokgense düzgün dörtgen de bütün kenarları eşit olan çokgendir. Yani bu eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir? Hayır. Düzgün çokgenin tanımı nedir biliyor musun? Kenarları eşit olacak ve iç açıları da eşit olacak. Bak bunu unutma. Tanımı uygulattıran güzel bir soru aslında bu. Şimdi o zaman düzgün çokgen olması için iç açılarının da eşit olması lazım ya. O zaman düzgün dörtgen olması için aslında ne olması lazım? 90 derece olması lazım. Bu açıların da birbirine eşit olması lazım. Dörtgende 360 bölü 4'ten 90 derece olması lazım burası. E o zaman bu bir kare değil mi? Yani biz kare arayacağız kardeşim. A ve B iki köşesi ise o zaman şöyle bir kare yapabilir mi arkadaşlar? Birincisi bu. Değil mi? Evet. Yani ben burada neyi kullandım? C ve D'yi kullandım. C ve D'yi kullandım. Başka kareyi nasıl yapabilirim? A ve B diğer iki köşesi. Bu karşılıklı şu ardışık köşe olabilir. O zaman şöyle şöyle ve şöyle de bir kare elde edebilir miyim? Evet. Neyi kullandım burada da? E ve F'yi de kullandım. Neyi kullanmadım? Sadece ve sadece G'yi kullanmadım. O zaman cevap edremit oldu. Yani şöyle de bir kare. Böyle de bir kare elde edebiliriz. G'ye ait bir kare ya da eşkenar dörtgen. E, kare elde edemeyiz. G'ye ait belki eşkenar dörtgen elde edebilir miydik böyle? Bakacak olursak. Ya G'ye ait de şöyle olurdu. Şöyle olurdu. Şöyle olurdu. Şöyle olurdu. Bir paraya kenar elde edilirdi. Yani cevap G yaptı ama tamam bu soru kolay olmasına rağmen bir tık daha zor hali gelebilir. Ee, sorunun içerisinde eşkenar dörtgen oluşan bir şekilde karşılaşabilirdiniz. Onda neye dikkat edecek misiniz? Düzgün dörtgen olması için aslında biz ona özel bir ad kare diyoruz. Ama düzgün dörtgen diye de kullanılabilir. Çünkü düzgün beşgene düzgün beşgen. E, Altıgene kenarları eşitse düzgün altıgen diyoruz. E, öbürüne de düzgün dörtgen denilebilir sonuçta. Evet 9. soruya Edremit geldik 10. soruya. Şekilde 18 tane eş ikiz kenar üçgen taban köşeleri birbirine değecek ve aralarında kaç 60 derece olacak şekilde yerleştirilmiş. Ee, ABCD bak dikkat et böyle oluşturduğumda şuradan bir düzgün çokgen elde ediyormuşum. İşte buna göre ikiz kenar üçgen tepe açısı nedir diye soruluyor bize. Evet şu aralarında kaç derece olacakmış? 60'er derece olacakmış. Hocam tamam aralarında 60'er derece oldu. Şu açıyla şu açı birbirine eşit mi? Eşit. Hocam x kenardan dolayı noktaya nokta. Bu da aynı noktaya nokta. Bu da aynı noktaya noktayı yazdık mı? Yazdık. Şimdi ben bundan 18 tane kullanıyormuşum. Vay. O zaman ben bu üçgenden 18 tane kullanıyorsam ben 18 genel elde edeceğim. O zaman 360'ı ben 18'e bölsem dış açısı kaç derece yapıyor? 20 derece yapıyor. Dış açısı 20 derece ise o zaman bir düzgün çok dış açısı 20 derece ise iç açısı da kaç yapar? 160 yapar. Hocam 160 ve 60'dan dolayı burası 220 yaptı. Buraya 140 kaldı ikisine. O zaman 70-70 yapacaktır buraları? Evet. E 70-70 140'tan buraya da 40 derece kaldı diyebiliriz. Cevap balık kesir olur. Ya da dış açısı 20 ya. Sen buradan şunu şöyle uzatırdın mesela. Dış açısı hani şu, şu kenar uzattığın zaman dış açısı 20 derece olur. E hocam burası 20. Sonra işte buraya A derdin. Sonra burası da A artı 20 yap derdim. Bak ikinci yolda maviyle gösteriyorum. Çünkü nokta açısı A artı 20 oldu. A, A artı 20 ve 60'ın toplamı eşittir 180 olacak. Topla 2A artı 60 artı 20. Yani 80 eşittir 180 olacak ya. 2A buradan 100 oldu. A'yı da buradan 50 buluruz. A 50 ise burası kaç yapar? 70 yapar. Evet. Burası 70 yapar. E 70 70 140'tan tepe açısı da 40 derece çıkardı. Diyebilirdik tabii ki. A 160'ı bulup 70'leri bulduk. Sonra da bu tepe açısını bulduk. Fark etmez. Her yolu gösteriyoruz gençler. Evet böylelikle olayı bitirdik mi? Bitti galiba değil mi? Evet 10. soruyla bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ne var? Test 3 var. O zaman bir sonraki videoda çokgenler testinin üçüncüsünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.